Günler arkadaşlar. Bugün yine yine ay tutulmasını çizeceğiz. Arkadaşlar, ay bir önceki videomuzda olduğu gibi güneşin, ayın ve ayın ve dünyanın büyüklüğüne dikkat edeceğiz. Öncelikle güneşimizi çiziyoruz arkadaşlar. Sonra ayımızı çiziyoruz. Dünyamızı çiziyoruz. Sonra da ayımızı çiziyoruz arkadaşlar. Evet, ay tutulması bildiğiniz gibi arkadaşlar güneş, dünya ve ayın aynı doğrultu üzerine gelmesiyle gerçekleşir. Şimdi bir önceki videomuzda olduğu gibi güneşin aydınlatacağı alanı çiziyoruz şu şekilde. Şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi ay dünyanın arkasında kaldığı için arkadaşlar dünyada opak cisim olduğu için ışığı geçirmediği için ay bu sefer gölgede kalmış oluyor arkadaşlar. Yine renklerinizi belirleyelim. Evet. Güneşimiz sarıydı. Dünyamız maviydi. Evet. Gri'de ayımızdı arkadaşlar. Ay tutulması güneş tutulmasına nispeten biraz daha kolaydır arkadaşlar. Şu şekilde. Şurayı da kapatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bildiğiniz gibi güneş tutulmasıydı. Şu güneşimiz de arkadaşlar. Şu dünyaydı. Şu aydı arkadaşlar. Şuraya yazalım hemen. Evet, bunları yazdıktan sonra bakalım güneşimiz neleri aydınlatabiliyor? Evet, güneşimiz arkadaşlar dünya ile güneş arasında aydınlatır. Uzayı aydınlatır. Yalnız dünyadan sonrasını aydınlatamaz arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Oraya da karanlık yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan bakıldığında dünyanın arkasından yani gece olan kısmından bakıldığında arkadaşlar ay karanlıkta kaldığı için gözükmez. Bazen de tabi kırmızı olarak gözükür. Kırmızı ay tutulması denir. Evet, ay tutulması arkadaşlar ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Güneş tutulmasında ise nasıldı? Ay yeni ay evresindeyken güneş tutulması gerçekleşir arkadaşlar. Bu şekilde videomuz. Evet, bizi dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.